Öncelikle F-16 konusunda Sayın Biden olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi. Cumhuriyetçilerle daha önce New York'ta yaptığım görüşmelerde de Cumhuriyetçilerin bu konuya olumlu yaklaştığını özellikle orada kendilerinden dinledim. Amerika'da yaşayan bir Türk olduğunuzu söylediniz. Buna pek inanmıyorum. Farklı bir herhalde ırkçılığın içindesiniz. Çünkü sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor. Bizim Kuzey Irak'ta veyahut da Suriye'nin güneyinde oradaki Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla bu tür bir sorunumuz olmadığı gibi. Sorgulamalar, soruşturmalar devam ediyor. Ve bildiğiniz gibi 81 yaralımız vardı. Şu anda bu yaralı sayısı 25'e düştü. Diğerleri taburcu edildi. Tabii 6 vefat var. Ve bu sorgulamalar neticesinde nereye uzanıyor? Bunların araştırması yapılıyor. Bu araştırma neticesinde de ne gerekiyorsa onu yapmakta kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım. Tabii görüşmelerimiz sürekli devam ediyor ve şu an itibariyle devam edeceği kanaatindeyim. Herhangi bir sıkıntı burada yok. Ve döner dönmez yine başta Sayın Putin olmak üzere görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Çünkü barışın yolu diyalogtan geçer. Ve biz bu konuda bir defa özellikle kararlı olduğumuzu hep söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Ve bu sürecin devam etmesi zaten tüm dünya için geçerli olan bir şeydir. Ve daha önce de Sayın Putin'le yaptığım görüşmelerde bunun ışıklarını gördüm. Ancak Kuzey Kıbrıs'la ilgili bizim Türk Devletleri Teşkilatı'nda aldığımız karar geçerlidir. Ve bu kararla ilgili herhangi bir yerden, herhangi bir ülkeden icazet almamıza da gerek yoktur. O iş bitmiştir. Ha, bundan sonraki süreçte de bu olumsuz yaklaşan ülkelere gerekli olan yerde gerekli cevabı vermeye devam ederiz. Ve diğer SAMT ile ilgili konuda da şu an itibariyle bazı teknik engeller söz konusu. Bu teknik engelleri de aşarak gerek Sayın Macron gerekse Meloni ile yaptığımız görüşmede bunları da aşacağımız kanaatindeyim. Yani gelişmeler şu anda olumlu. Fazla detaya zaten girmeye de gerek yok. Sayın Biden'la yaptığımız görüşmede bu olumlu havayı da hissettim. Ben Rusya'nın yaptığı açıklamaya doğrusu saygı duymak durumundayım. Rusya'nın bizimle bu işin alakası yoktur demesi bizim için önemli. Ve bütün bunların yanında sabah yine Olaf Scholz'la da yaptığımız şeyde yani bunun detay araştırmalarının yapılması gerekiyor. Böyle bir kararı vermenin de doğru olmayacağını o da söyledi. Ve ben ister istemez Rusya'nın bizimle alakası yok ve Biden'ın da bu füzelerin Rus yapımı olmadığını açıklamış olması herhalde bunun Rusya ile alakası olmadığını göstermektedir. Bu bir teknik arıza olabilir veya farklı olabilir. Onun için inceleme, araştırma şart. Şu an itibariyle aldığımız taziyeler Endonezya tarafından bizler için zaten gerçekten tatmin edicidir. Çünkü o bir duyarlılıktır ve bu duyarlılığa biz de teşekkür ediyoruz. Ama şunu herkesin bilmesini isteriz ki İstiklal Caddesi'ndeki bu olayın akabinde şu anda İstanbul'umuzda, ülkemizde hava normale dönmüştür.
ve bu konuyla ilgili zaten 40 yıldır terörle mücadele eden bir ülkeyiz ve terörle bu mücadelemizi de başarıyla vermiş bir ülkeyiz. Burada da bizler yine terörle mücadelemizi sürdürdüğümüz, sürdüreceğimiz gibi benim halkım da bu konudaki sabrını şu anda aynen göstermiştir, gösteriyor. Ölen 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz ve yaralı vatandaşlarıma da Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum. Bir Endonezyalı olarak sizlerin de gösterdiği bu hassasiyete teşekkür ediyorum. Bu sabah Olaf Schulz'da yaptığım görüşmede 6 NATO ülkesi olarak birbirleriyle irtibat kurduklarını söylediler. Ve bu irtibatlar neticesinde de burada başta Amerika olmak üzere yani bunun bu füzenin Rus yapımı olmadığını söylemiş olması herhalde bir yol açıyor. Temennim odur ki burada ısrarla bir Rus yapımıdır diye bunun üzerine gitmek bu işi tahrik eder diye düşünüyorum. Ve bir an önce tabii biz Rusya ile Ukrayna'yı aynı masa etrafında toparlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu gayretin içerisindeyken burada tahrik metodunu kullanmak doğru olmasa gerek. Bunun için de az önce de ifade ettiğim gibi barışın yolu diyalogtan geçer. Biz diyaloğu oluşturmak suretiyle dünyada barışı tesis edelim istiyoruz. Ve bunun gayretiyle de döner dönmez Sayın Putin'le de yine telefon diplomasimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Sayın Putin'le yaptığımız görüşmelerimiz şu ana kadar iki ülke arasında insani, vicdani, bütün bu hassasiyetlere dikkat ederek görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Rusya-Türkiye arasındaki ilişkilerin bir defa gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek savunma sanayine yönelik zaten güçlü bir altyapısı var. Bu güçlü altyapıyı bugüne kadar devam ettirdiğimiz gibi yine devam ettireceğiz. İki komşu ülkeyiz ve bu komşuluk hukukunu da koruyarak sürecimizi devam ettiriyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi barışın yolu diyalogtan geçer ve biz bir taraftan Rusya ile Ukrayna'yı aynı masa etrafında toplamaya, oraya gelmelerini sağlamaya gayret ederken burada bu savaşın üçüncü ortağını bulmaya, onu çıkarmaya gerek yok. Kaldı ki İstanbul Mutabakatı diye bir adım var. Aynı şekilde Antalya'da her iki ülkenin dışişleri bakanlarını bir araya getirmek suretiyle biz barışa yönelik orada da bir adım attık. Bundan sonra da bu süreci aynı anlayışla devam ettireceğiz. Savaştan hiçbir şey elde edilmez. Ne varsa barışta var. Yunanistan'ın bu tür yaklaşımları, duruşu vesaire benim her zaman söylediğim bir gece ansızın gelebiliriz. Bilmiyorum anlayacak mısın? Kelamı kibarını asla geriye götürmez. O benim için bir kelamı kibardır. Dolayısıyla bir gece ansızın yine gidebiliriz. Onun için Yunanistan'da 2-3 isim var ki rahat durmuyor. Bunlar devamlı bu tür açıklamaları, bu tür konuşmaları yapıyorlar. Hadlerini bilmiyorlar. Biz bu noktada diyoruz ki komşu, bak komşuluk hukukunu bil, bizimle fazla dalaşma. Türkiye nerede, sen nerede? Buna dikkat et. İstediğin kadar o adaları doldur. Bunların hiçbiri sana bir fayda sağlamayacaktır. Burada Türkiye var. Onun için de yerini, yurdunu iyi bileceksin. Bunu zaten
geçmişini şöyle bir okursa, tarihi filan da bir incelerse gayet iyi orada görecektir. Gelen uçaklar, silahlar, şunlar bunlar kar etmez. Bu iş kürek işi değil, yürek işidir, yürek. Tamam. Tabii bu konularda ben bir teknisyen değilim. Sadece bu sabah Olaf Scholz'la yaptığımız görüşmede onlara aktarılan bilginin bu olmasını ben de sizlerle paylaştım. Bir teknik hata olmuş olabilir gibi bir yaklaşımın olduğunu bize söylediler. Gelişmeler herhalde şöyle birkaç gün içerisinde çıkar. Oradaki füzelerin incelenmesi bu neticeyi verir. Ama bu füzenin bir Rus malı olmadığını açıkladılar. Ve buna göre de tabii bunun üzerinden hareket etmekte fayda var. Şimdi tabii burada özellikle tahılın gönderilmesiyle ilgili rakamı söyledim. Yani bu artık 10 milyon tonun üzerine çıktı. Burada gübre önemli, amonyak önemli. Bunlarla ilgili çalışmalar da sürüyor. Ve döner dönmez yine Sayın Putin'le bu görüşmeleri yaparak gübre ve amonyak nakliyatını da ele alacağız, görüşeceğiz. Ve süreyi de şöyle en azından bir yıla çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız. İstanbul Sözleşmesi'nin de gereği zaten bu, bunu sağlayacağız. Diğer 20 ülkeyi niye sormuyorsun? Demek ki bizi arama imkanları o esnada olmamış olabilir. Yani o çok da önemli değil. Konuşulan şey de bu füzenin markası nedir, ne değildir bu. Onu da zaten Sayın Biden, bu bir Rus yapımı değil demek suretiyle cevabı vermiş. Çok da önemli değil. Bizi önemli işlere davet ediyorlar. Önemlisi olan işlere de gitmemize gerek yok. Okey? Evet, çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.